Söyle efendi aklı başında bir akraban olaydı, babası bu derdik ama. Etrafım hep şuursuz anam. Çevremde şöyle aile babası tipli biri yok ki. Hanımlar, pazarda çok güzel lor peyniri buldum. Hepimize aldım böreklik. Piko. Ay Piko'm geldi. Siz kaç saattir oje kokluyorsunuz? Piko bak yeminle 2 saat kız isteme, 2 saat dün küçük aile arası ben bir kızı verdim gitti diyeceğim. Ben ben onu diyemem ki. Verdim, gitti, ben diyemem, bende kalp krizi riski var bir defa. Şurada konuşayım ya ben. Ya ama ben yapamam, burada oturuyorum. Aile gibi olmadık mı? Aile gibi. 3 haftada ne kadar kolaymış aile olmak. O değil işte, onu diyorum. Kızın hayatı kurtulacak bir adam benim gibi olmasın istiyorum. Yerini, yurdunu bilsin, yuvasını, ailesini kursun. Anlıyorum. 2 saat kız isteme, 2 saat düğün. Ben yapamam ki bunu. Ben blöflü piştide bile blöf yapamayan birisiyim. Bunu biliyor musun sen? Yapamam. Ya Allah yaparsın kız, yaparsın. Ya sen bana demiyor musun senin hakkını nasıl öderim diye? Ödeme planı sunuyorum işte sana. Yok ben kalkıyorum. Sağ ol. Nereye kız? Karım aramış da. Herhalde barışalım diyecek yani. Ama dediğim gibi kafan çok güzel, onu güle güle kullan. Ama ben diyemem, ben öyle bir adam değilim. Ben hiç öyle yani, ben hiç senin kafandaki de değilim. Ben kendim de öyle biri değilim. Hadi görüşürüz. Kızım sen de bu yaşta niye evleniyorsun? Çünkü bu harbiden aşk. Ben Emirhan'la evlenmezsem hayatta kimseyle evlenmem. Ben öyle biri değilim ki. Ben yapamam. Ben kendimi nasıl birisi olduğumu tanımıyor muyum? Nasılsın Mihriban? Sağ olasın bildiğin gibi. Yani işte. Yalnızlık zor tabii. Yo, babamlar var yanda. Evet. Fikret, şöyle. Biliyorum, bana çok kırgınsın. Ama bir yuvada öyle kolay kurulmuyor biliyorsun. Yani ben her zaman sana... Fikret, bir dakika sus. Tabii canım. Şu senetleri imzalattır dedi babam da. Senet mi? Yani icra borcunu babam ödedi ama sonuçta senin borcun. Öderdik ya Aydan'a ya. Allah Allah, ne acelesi varmış ki şimdi bunun? Tüccar adamı sonuçta. Buyur. Neyse, sen bunun için mi çağırdın beni? Evet. Allah senin belanı versin Mihriban. İyi mi? Onu da buraya bırakıyorum. Babamlarla yeriz. Allah kahretsin. Fikret, bir dakika dur. Söyle Mihriban. Halıların saçaklarına basma, yeni silindi. Canınıza çok selam ederim. Burası değil mi saçaklar? Selamlar. Hadsiz. Bu sefer amirime hitaben yazdım. Sen bir türlü tanıştırmadığından dolayı. Onu anladık. Da aşkım. Mahalleye rezil olduk ya. Babam yok ki evde zaten. Şunu söndür git. Ya aşkım, sizinkiler beni istemiyor mu? Ağaç kovuğunda doğmadık biz de. İyi bir ailenin helal süt emmiş evladıyız biz. Zeynep. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sağ ol canım. Bizden de hürmetler. Ne yaptınız? Dur ayakta buyursaydınız. Buyurayım. Hemen buyurayım. Mesajı da verdim. Buyurayım. Ben şuraların toprağını alayım. Sporturu bana verin. Ben şey yapayım. Geçen sefer bu tarafta yaptığınızdan biz hazırlıksız yakalandık. Zahmet olacak. Sakın var. Siz bırakın. Şuradan şıptır çocuğum. Tamam, kızım tamam. Oradan çekil şıptırsın. Çok güzel. Nasılsınız inşallah? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? İyi, iyi. Burada eşyalar kaldırdık. Görüyorsunuz bahar temizliği. Malum. Müstakil ev. Zor. Çok. Çok ama şimdi dededen kalma tarihi köşk olduğundan ne yapacaksın?
Oo! İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Nasılsınız Necdet Bey? Necdet mi? Fiko. Biz... Aramızda Fiko diyoruz. Siz nereden bileceksiniz tabii bizim... Babamızın göbek adı Fikret. O yüzden. Ben şimdi ne diyeyim? Hiç bilemedim ben. Necdet Bey mi diyeyim? Fiko abi mi diyeyim? Baba erken de olur baba. Ne oluyor burada? Ha. Ha. Lan. Oğlum. Lan. Oğlum. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye gecenin bir saatinde benim kızımı rahatsız ediyorsun, görmeye geliyorsun? Vakit geç değil mi? He? Ayıp değil mi? Ayıp denen bir şey var. Var mı yok mu? Var. Vardı mı? Var. He. Bir de gelmişsin benimle gecenin bir saatinde muhabbet etmeye çalışıyorsun. Niye yapıyorsun oğlum bunu? Bir de diyor ki bana, acaba ben sana ne diyeyim? He? Ne diyor bana? Baba mı diyeyim, Fiko mu diyeyim? Ay ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim? Armut de. Esam. Ben kızıma... Öyle öyle hanım. Ben kızıma şey mukayyet olamadığıma göre bana herhalde ben Armut'um. Vallahi efendim, ne deseniz haklısınız. Bir daha olmaz. Olmayacak tabii. Olursa ne olur? Ağız, burun dalarım ben. Sonra da üzülürüm. Canımı sıkma. Zaten uzun boylusun. Hadi evladım. Yürüsene oğlum. Yürü. Gidin. Şu taraftan. Tamam. Geç oldu zaten. Şey yapmayalım babamızın izlerini. Annemin babamın hürmetleri. Bil mukabele evladım. Bil mukabele. İki saat kız istemeye, iki saat düğün. Aile arasında. Aile arasında. Nasıl aile arasında? Bir kız isteme, bir düğün öyle mi? Oğlum olmaz öyle şey. Bunun kınası olacak, bohçası olacak, nişanlısı olacak, her şeyi taslamam olacak. Bizi el aleme malamat etme oğlum. Alo, ne kınası, ne bohçası lan? Ben evlenmenize eyvallah dedim mi ki? Bak abine, beğenmiyor kızı. Ya, abi bir kere gördün Zeynep'i, niye girmiyorsun? Çünkü görür görmez benim için öldü. Övmeli. Abuk sabuk bir tip. Bak kız, ben oturacağım. Kalan gidip görelim de gözümüz tutmazsa bir çay içer kaçarık. Baba ganyan banyoya mı gidiyoruz? Bir çay içip kaçmak ne ya? Zaten ikinci ayakta yolda bırakır o oynak kız seni. Alakası yok. Zeynep tam bir aile kızı. Aile kızı da ailesi nasıl, o önemli. Babacığım, babası değerli bir emniyet müdürü. Aile eski İstanbul'da kıymetli insanlar. Cihangir'de köşkleri var. Oğlum bak hele, biz senin için Adana'da en kalitelisinden kaç kişiye söz verdik biliyor musun? Kaç kişiye söz verdiniz baba? Kaç kişiyle aynı anda evleneceğimi düşündünüz ki? Gerçi sen yüzüğü takmışsın. Baba ben artık yüzüğü taktım. Geri dönüş yok. Evleneceğim ben. Dünyada kız mı yok Haşmet? Dünyada kız mı yok? Benim için yok. Otur lan. Ay bu baba oğul böyle kapışıyor ya. Ben vallahi kahroluyorum ha. Biz o ganyan bayine gideceğiz. Belli oldu. Atağlan Üsküdar'ı geçmiş. Geçemez. Benim iznim olmadan bu ailede kimse jokeylik yapamaz. Senden bir gol yedik, ikincisini yemeyek. Boş ver Haşmet. Biz kahraman istedi diye gülümseri bile aldık ya. Yenge, yenge. Sen sakinleştiricileri acık azalsan mı? Nasıl olayım Emir Hanım? Hep koşturuyoruz, hep koşturuyoruz. Bir kez koşturduğunu görsem kurban keseceğim. Baba, bu cuma gidelim İstanbul'a, isteyelim Zeynep'i. Vallahi çok mazmut bir aile. Hele bir annesi var, annesi. Annesini bir görün. Haza hanımefendi. Zumba değil bu. Ha, Zumba'yı nerede olsa ben tanırım. Zumba gel sen gel, Zumba içeride. Ne? Gel sen gel. Nerede? Gel dinleyeceğim. Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz ki şimdi? Yapma ya. Burası senin şey değil mi? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı.